Merhaba sevgili arkadaşlarımız, Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerimiz. Kütahya'dan, köyümüzden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli arkadaşlarımız, bugün iftara Allah'ın izniyle köy ıspanağı yapacağız. Hanım yenge bahçesinde ıspanak varmış. Ülker Hanım'a ıspanak vermiş. Biz de bu ıspanaklardan böyle güzelce hormonsuz, ilaçsız güzel bir ıspanaklı yumurta canımız istedi. Onun için böyle odun ateşinde bir ıspanaklı yumurta yapalım dedik sevgili arkadaşlar. Gerçekten ben ıspanağı çok severim. Ispanak şifalı bir sebze. Hele bir de köy ıspanağı oldu mu tadına doyulmuyor değerli arkadaşlar. Çocukluğumda da çok severdim. Hala çocukluğumdaki ıspanağın tadı damağımda duruyor. O yüzden böyle bugün de ıspanakla günümüzü geçirelim. Bugün de ıspanak yapacağım arkadaşlar. Canım istediği yemeği yapacağım. Neden dışarıda yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Köyde odun bedava biliyorsunuz. Neredeyse odunla eve girecekler kendileri. Tüp pahalı arkadaşlar. Tüp 320 bin lira olmuş büyük tüp. Gerçekten yakılacak gibi de değil yani. Doğal gaz neyse gene bir parça ama İzmir'de burada köyde tüp pahalı oluyor. Bir de şey elektrik faturası da 936 bin lirada durulmayan eve elektrik faturası geldi. İtiraz ettiği arkadaşlar bilmiyoruz ne olur ama 3 aydır yaklaşık burada yokuz. Giderken ödeyip gitmiştik elektriği. Geldiğimizden 2 gün sonra fatura geldi. 936 bin lira fatura geldi arkadaşlar. Biz de anlamadık. Sanki fabrika mı çalıştırıyoruz? Evde televizyon bile yok. Bu kadar fatura nasıl gelir? Anlamış değiliz değerli arkadaşlar. Sadece çalışan bir tane buzdolabı ve güvenlik kameraları arkadaşlar. Başka çalışan bir şey yok. Yani bir buzdolabı 936 bin lira nasıl yakıyor? Bunu anlamış değiliz yani. Bence resmen bir soygun var arkadaşlar. Gizli bir soygun. İnşallah düzelir. Hiç oturmadığımız evde 936 bin lira elektrik faturası geliyor değerli arkadaşlar. Böyle ıspanaklarımızı güzelce yıkadık. 5-6 kat yıkıyoruz arkadaşlar. Topraklı oluyor ıspanak. Çok iyi yıkanması lazım. Ondan sonra süzgeçte suyu süzüldü. Şöyle altına da bir yap koydum. Böyle sarı yapraklarından köklerini alıyorum. Aslında bunun köklerinden de çok güzel salata olur ama daha çok taze kökleri salata yapacak kadar yok arkadaşlar. Onun için köklerini alıyoruz. Dondan, soğuktan ıspanaklar bile büyüyemiyor yani. Güneş battı mı bura buz gibi oluyor sevgili arkadaşlar. Köyde ne yapıyoruz değerli arkadaşlarımız? Köyde evdeki yapılabilecek işleri yapıyoruz. Düğün hazırlıkları yapıyoruz. Ondan sonra alıncakları alıyoruz. Onları organize ediyoruz burada. İnşallah buradaki işleri yoluna koyduğumuz zaman bir İzmir'e gideceğiz. Oradaki dostlarımıza davetiyeler dağıtacağız. Ondan sonra tekrar köye geleceğiz. Hayırlısıyla. İnşallah Ramazan'ın birinci günü 2 Mayıs'ta da kızımızın burada evimizin önünde kına gecesi olacak. Bela kaza olmazsa inşallah. İşlerden güçlerden sevgili takipçilerimiz çok fazla video çekemedik. Gerçekten yetişemiyoruz. Bir de bizim internet çok yavaş burada yüklemiyor. O yüzden böyle çeyrek video atıyoruz.
Hayatımız koşturmaca geçiyor. Ramazan ayından sonra kamera çekimleri, düğünler full başlıyor arkadaşlar. Artık da Kasım Aralık'a kadar. O yüzden kaç yaşta gelmiş arasını. Bir an önce işleri halletmemiz lazım buralarda. Bahçeyi sürüyoruz. Bahçeyi temizliyoruz. Bunlar haşiş, bunlar kalsın. Onları duzabana ayırırız. Ispanakta bol demir vitamini vardır değerli arkadaşlar. Yemek iyidir yani. Gerçekten hafif olur. Ramazan ayında yenebilecek sebzelerin içinde en güzeldir yani. Kövlüm, sen yorgun değil misin? Ne? Sen yorgun değil misin? Yok, ben çalışmadım bugün. E sana çift sürüyor dediler ya. Yok, ben çift sürmeye gitmedim bugün. Allah Allah. Aklı ne pişiriyor senin kövlüm? Ne pişiriyorsun yine? Ispanak yapıyordun lan. Yapma bırak. Niye? Valla bir tencere sarma yaptım. Ciddi mi? Evet. Bir tencere keşkek yaptım. Ana. Dur şimdi sen bize iyi haber ver. Oradan nohut yemeği yaptım. Anam. Keşkek pişiyormuş. Pişti. Gel de görmüyor nasıl oldu. Pişti mi gerçekten? Pişti mi? Sen şimdi. Oradan yerine bırak. Valla. Biz geliriz duruyor. Ne yapın geliriz. Ondan dedim. Oturacık. Ondan dedim. Ya, köylü gel. Çay da koydum. Ana. Gel. Dur ben sana hemen şurada. Çok kısa çok. Pilav yapmasaydın. Pilav vardı herhalde. Pilav yapmadım. Pilav var. Keşkek var ya. Ha, doğru ya. Keşkek var ya. Tamam, kabak tatlısını götür. Ablama bastırdım tuzunu. Ne? Ablan oruç tutmuyor değil mi? Anladım. Tamam. Enişten kova mı diyorsunuz? Kova mı diyorsunuz o hastalıktan? Kova. Şimdi? Şeyde. Bilmiyordum, otur. Bu yarına mı kaldı şimdi? Ha? Bu yarına mı kaldı? Yarın yeriz onu da değil mi? Yarın yeriz ben gayet. Yarın yeriz. Ispanak bende de var, ben etmedim. Hadi ya. Hadi, otur sen. Ya ıspanak canım işte yemedi de. Acıkınca her şeyi istiyor. Aynen. Can. Doğru söylüyor. Evet, belki orucu açınca yemeyeceğiz yani. Aynen. Onu ben de yapmayı düşündüm. Yenmez dedim. Zebil olur şimdi dedim. Doğru. Yer misin? Gönderelim misin? Gazma. Yiyeceksen gazmıyorsun ha? Derman'ın sız kalmışsın ama. Evet. Sarılmış. Hızlı geldim. Sen niye aramadın? Telefonumda kontrol etmiş. Boncuru yokmuş ya. Şimdi Allah bak, kıza dedik belki dağa gittiyse yorulmuş. Gitmedim. Bir yiyeceğize gitmedim. Hani bir al çizdik ablamla işte başka bir şey etmedim. Senin elde internet yok değil mi? Yok. Ablam mı çizdi verdi? Ablamla ikimiz çizdik. Ne çizdiniz? Al. Yengin. He, yenginin alnı. Yengine daha çok var ya. Of, onu da ettim etmişim. Hala diyor, gözüm görürken diyor, bana da et diyor. Ne dikiyorsun sen yanına? Pancarın tohumu var mı? Pancarın tohumu var mı? Var. Bana 10 kadar versin mi? Verin. Koca tarlaya atan gelin. Yekil. Verin. İşe gittim ben. Öksü otu toplama. Buldun mu? Ya bir avuç. Olmadı ki. Yani yetmedi yani. Olmadı yani. Nerede buldun? Vallahi işe gittim. Uyuzo yerine gittim. Kaç üç tane. Var mı? Onlar da kaç üç tane. Bir yerde buldum tesadüf yani. Tür. He var var. 10-15 senedir. 15-16 sene oldum ben daha çıkmadım. Çıkmayalım değil mi? Azıcık daha bulsak, bayramdan bulursak onu bir şey olur. Çok az ya. Yani 5-6 yaprak.
Bir işe yetmeyecek yani. Bir doza yetmeyecek yani. Yetmeyecek yani. Sen de yapmasını biliyorsun değil mi onu? Nasıl katıyordun? Sen nasıl yapıyorsun? Ben çam atması. Çam sakızı yani. Ha. Ne kadar katıyorsun çam sakızı? Ben iki kaşık kattım. Kendime yaptım. İki kaşık yaptım. Yemek kaşığından mı? Yok, çay kaşığı değil, şeker kaşığından. Şeker kaşığı hangi oluyor ya? Bir büyük. Bir büyük. Tatlı tamam. Kaşığı diye. Anladım. Bir tık büyüğü yani. Ha, bir tık büyüğü. Tatlı kaşığı. Ha. Vallahi çok az bal vardı zaten. Hemen şu şu tuzluk kadar bir şey vardı. Bal o bir kilo gelir yine. Gelmez. Gelmez mi? O yarım kilo gelir. Oo, şey balsa bir kilo gelir o. Petekli gelmez, peteksiz gelir. Öyle mi? Hmm. Peteksiz balla doluyor mu? Peteksiz bal şöyle oluyor. Süzdürüyorum ya. Evet. Ondan oluyor. Oluyor mu yani? Hani petekle olduğunu biliyorsun da peteksiz doluyor mu? Süzmesi oluyor. Ya iyileştirir mi? O da iyileştirir mi onu soruyor. Ben süzmesini yaptım. Ben süzme mi yaptın sen? Süzme yaptım. İki yemek kaşığı çam sakızı koydun içine. Evet. İki kaşık da öteki ottan koydum. Öteki ottan mı ise? Yoksa bundan. Yemek kaşığı mı? Yine tatlı kaşığı. Eşit ya. İyi onu diyorlar. Bir çay bardağı diyorlar. Onu kendi şeyini ayarlıyorsun sen. Balına göre ayarlayın. He balına göre. Tamam. Balına göre. Balın çoksa yemek kaşığını. Balın azsa az. Bal ne kadar bala ne kadar kaşık açacağız? 100 gram bile yoktu bal. Ben çok azdı. Azdı yani. Ha. Bir kilo bala ne kadar katılması lazım kurusu? Ben o zaman Mustafa'ya ettiğimde bir fincan kattım. O doğal, normal yani. Bir fincan. Onu kattım. Bir fincan çırasının şeysini kattım. Çam sakızı. Çam sakızını kattım. Bir yumurtanın sarısını attım. O kafamdan döndü. Yumurta katılmıyor galiba bildiğim kadarıyla. Ben kattım. Sen kattın. Ama şey değil. Ben kattım. Kafamı uydurdum. Ama iyi oldu. İyileştirdi i̇yi değil oldu. Mi? İyi oldu. Bir daha da çıkmadı o şey. Çıkmıyor Mustafa. Zaten. Bir defa iyi ediyor. Daha bir daha çıkmıyor yani. Ama büyüktü Mustafa'nın dışta. Tabii öyleydi. Kaç yıl çekti Mustafa onu? Yıl çekmedi. Hemen bu kadar olduğunu belledim ben. Hı. Bellediğim yanında o zaman mal gidiyor. Niye de bulurdum mu yapıyordum. Şurada meyver başında vardı. Kesmişler kürü. Niye kesiyorlar ya hakikaten? O kürü o da. Orada çoğuldu. Hadi ya. Oradan şu kadar getirdim. Abo, bu kadar olsa 10 kişi yeter. Oradan ondan Mustafa yettim. Yine bu Şükrü Ağa'ya verdi Mustafa. Yine ben iyi oldum diye ona verdi kalanını. Hmm. Ben biraz bıraktım. Onu İzmir'e götürdüm. Bir arkadaşım vardı. Ona yaptım. O da iyi oldu mu? O da iyi oldu. O da iyi oldu yani. Ondan sonra da yapmadım. Hmm. Herkes iyi oluyor değil mi bunu yapınca yani? İyi olmama şansı yok yani. Hakikaten ya. Şimdi bunu bırakacağız mı gayet? Ocağını yaktıydım ben böyle. Ocak sövüne gidelim. Şeyler de sopanın üstüne koydum. O zaman yarına kaldı. Zaten yemekler sopada pişti. Kuzine de pişirdin. Yok. Yapsak da diyelim berde. Nereye vurdun ocağı? Sopanın üstünde. Sopanın üstüne vurdun. Sopanın üstüne koy verdim piştiler. O zaman ben bunları toplayayım. Sen işin varsa sen git biz geliriz ben biraz sonra. Ben bir çay yapacağım. Başka işim yok. Sofra hazırlayacağım. Tamam sen hadi. Geliriz biz biraz sonra. Telefonumda kontrol yok. Anıl geldim. Tamam tamam da. Oldu. Hadi görüşürüz. Hadi, sağ olasın. Görüşürüz. Oldu. Hadi bakalım. Hadi. Sağ ol. Evet sevgili arkadaşlar. Ispanağı temizlemiştim. Yumurtaları da getirmiştim. Her şey hazırdı. Ocağı da yakmıştım. Ama Gülsüm köylümüz iftara çağırınca bunu bıraktık. Artık bunu yarın nasip olursa yarın yapacağız. Arkadaşlar ıspanağımızı dün yapıyorduk. Köylümüz Gülsüm Hanım da bizi iftara çağırınca ıspanak bu akşama kaldı. Artık ıspanağı bu akşam yapacağız. Dolaba kaldırdık. Ispanağımızı hiçbir şey olmamış. Şimdi ıspanağımızı kıyıyoruz. Evet arkadaşlar ıspanağımızı bu şekilde doğradık. Şimdi ateşimizi yakalım. Ateş yanıyor zaten. Ateşimizi harladalım. Ve ıspanağımızı yapmaya başlayalım. Şuradan bir tane soğan koparalım.
Evet, şuradan askıdan Hülker Hanım'ın şu soğanı alalım. Burada bu. Oho, hepsi gitti. Hepsi koptu yere. Ay Hülker Hanım. Ne? Senin soğanlar intihar etti. Neden? Yukarıda asıl soğan var ya. He. İntihar etti. Ne oldu abi, gitti. Birini alayım dedim, hepsi bir yerinde aşağı düştü. Gelsin, gelsin. Tamam. Tavamız ısındı arkadaşlar. Şöyle biraz zeytinyağı ilave ediyoruz tavamıza. Hülker Hanım bu soğanları intihar etti. Soğanı iyice kavuruyoruz arkadaşlar. Ispanağı kavurmadan önce soğanımızı tamamen zeytinyağında kavuruyoruz. Soğanlar pembeleşti. Şimdi ıspanağımızı üzerine atıyoruz. Ama almayacaktır. Böyle ara ara atıyoruz ıspanağı arkadaşlar. Ispanağımız çöktükçe yenisini atıyoruz. Biraz pul berekiyoruz değerli arkadaşlar. Şöyle üzerine. Şöyle tuz ekiyoruz. Biraz da tuz. Şöyle bir karıştıralım. Ispanağımız artık şey oldu. Yumurtalarını kırabiliriz şimdi. Şöyle yumurtalarını kırıyoruz. Yumurtaları kırdık. Şöyle kapağını kapatalım. Yavaş yavaş
yumurtalarıyla beraber pişsin artık. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık ıspanaklı yumurtalı ıspanağımız tamam. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarımız.